Milyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde 1.000.000 puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok 1.000.000 puan, o kadar çok eğlence. Milyoner. Ama bu arada orada şimdi yani biz Kerem'i özellikle ikimiz de çok seven taraftayız. Çok da beğeniyoruz, şey yapıyoruz. Ama Kerem böyle Avrupa maçlarında bir tık heyecanı var o son vuruşlarda. Onu bir atması lazım. Daha iyi sen. Kesin gol olacak şekilde vurmaya çalışıyor. Ligde atıyor onları. Abi şimdi bence bu arada yine iyiydi. Giriyor ona, yine iyiydi. Kabul. Ama bu bitirir son anda. Son anda böyle bir sanki şey gibi hissediyorum. 90'a böyle, vurmam lazım. 90'a vurmam lazım. Kerem için böyle bir duruyor sahne. Kerem böyle bir sahanın içinde turluyor paralel evrende. Ben bunu atamazsam bana tepki gelecek gibi bir durum mu var acaba yine? Yok ya, bence sahne yüksek diye yapıyor. Yani kesin, en iyisini vurayım da kesin olsun diye. Ligde yapmıyor abi onu. Evet. Ben ligde buna, tık diye atıyor. Ben bunu önündeki... biliyor musun? Yunus Akgün sendromu. Yunus da çünkü hep 90'a vuruyor. Evet. Yani. Yerden düz vursa gol olacak topu. 90'a vurayım. Öyle öyle çocuk kritik birçok pozisyon kaçırdı. O başına kaldı. Çok da iyi oyuncu zaten, görüyoruz milli maçta da bizi başka bir yere taşıdı. Ya bir tek bu arada bitiremediği eleştirilerine %100 katılıyorum. Yani bu maçta problem yok. Bir yine Zaha ve Tete'ye göre çok daha aktifti, onu ayırıyorum. Sadece o boş kaleye atamadığı gibi bir pozisyon var ya. Abi o kadar rahat bir pozisyon değil. Yani Uğraş sektirdi ama çok önüne sektirdi. Hani mesafe yok. Hani yerden vurma şansı yok. Yukarı vurmak zorunda. Ya da daha acayip bir şey yapıp hakikaten çok klas bir 10 numara gibi tık diye Icardi'yi çıkarıp boş kaleye attıracak ama arkasını göremez. Orada kimse topu tutmaz. O yüzden yukarı vurmak zorunda olduğu için orada bir ekstra faktör var, onu unutmayalım. Ya, o öyle de boş kaleye atma değil yani. Değil değil ama Kerem'in kalitesi onu 1000 kere atar, biliyoruz yani şeyi de. Ya kötü de kaleci ya. Ama işte bak şöyle bir şey var abi. Şeyi çok Kerem'in iki tane kaçırdığı akılda kalıyor. Ya Icardi 8 tane kale şutu var. Bir tane kaleyi bulan isabeti var, o da penaltı. Icardi 7 tane top vurdu, kaleyi bulmadı ya. Yani Icardi'ye böyle bir challenge koysan yanlış yediremez kendine. Ulan bir tane vurayım çerçeveye der. Torreira'nınki ucu ucuna gidiyor. Ha bu arada Okan Hoca da onu söyledi. Evet. Galiba Okan Hoca'nın en içine oturan pozisyonu Torreira'nın vurduğu kale direğin hemen böyle 90'ın oradan giden var ya. Hoca onu söyledi. Ben Icardi kaçırdı hocam falan deyince hemen onu söylemişti. Galiba ya olacağı varmış ya. Yapacak bir şey yok. Çok acayip bir maçtı yalnız. Yani bir ya beni biliyorsun yani, ben işime gücüme karıştım. Asla işime gücüme işte gönül verdiğim takım falan karıştıran birisi değilim. Ama hakikaten bir Galatasaraylı olarak gurur duydum ya. Bu maçtan gurur duydum abi. Öyle yapacak bir şey yok. Bazen başka yöne gider. Belki de sen alacaktın. Evet, gurur duyduk canım hepimiz. 3-1. Belki 3-1 sen alacaktın yani. 3-1 şuna Galatasaray'a kimse itiraz etmez. Hatta 3xG'ye 3 gol az olabilir, biliyor musun? Evet. Çünkü genelde 5-1, 6-1 biten maçlara bak hep 3xG, 3.30, 2.70 falan. Bayağı absürt bir maçtı. Teşekkür etmek lazım. Sadece burada bir istisna tutacağım. Tete'yi de söylemiyorum çünkü Tete... Sorumlu kaldı ya. Tete sorumlu kaldı abi. Savunmada biraz daha fazla yer aldı. Zaha da hani savunma tarafına çok eksik bırak demeyeceğim. Ama abi Zaha bu değil ya. İlk Zaha çıkardı abi. Ya bu da değil abi. 3xG bulduğum maçta ya Zaha'nın paramparça etmesi lazım Bayern'in. Zaha bak ortalama değil de hani ortalama oyun 7 desek. Zaha 6'lık oynasaydı Galatasaray maçı kazanırdı hücumda. Ya bu kadar yok olamazsın abi ya. Ya senin ortam uygun, sürekli topu kazan. Sürekli top, sürekli. Şey de değil hani gidip Abdülkerimler kazanmıyor yani. Orada sahada hani geriliyor. Abdülkerim en fazla kafayla indiriyor Davinson. Torreira falan, Torreira Kaan zaten topu tekrar süpürüyordu. Ya Bayern yarı sahasında sürekli top kazanan bir takım var. Ya hiç mi başarılı olamazsın? Hiç mi ciddi bir fark yaratmazsın? İşte Zaha olunca kredisi oluyor oyuncuların. Bak Tete'nin de Zaha kadar kredisi yok. Kerem'in de Tete kadar kredisi yok. Ya biraz da yani 6 milyon euro falan para ödüyordun adamla da bir şeyler görelim yani bu maçta. Ve çok bir şey yapmasına gerek yoktu, biliyor musun? Hani
Mesela Fenerbahçe çok presle top kazanıyor bu sezon. Mesela Tadic çok fazla geri koşmasına gerek yok. İrfan. Mesela performansları arttı. Halbuki mesela bu maç o kadar zaha hizmet eden bir maç ki. Geride gitmiyorsun abi. Düz bölgende durarak savunma yapmış oluyorsun aslında. Orada da biraz daha top kullanabilmesi gerekiyordu. Bir tane birebir yakaladı. Hani sağa çekip yapıştıracak. Hatta konuştuk şey dedi. Tam sen söyledin. Söyledim. Topu aldı ayağına sağa çekip yapıştıracak. Abi çekiyor şey. Adama takılıyor. Ya. Zaha bu değil yani abicim. Sen geri rodu gezmişsin sen onu ya. Onu biliyorsun Zaha'nın onu yapacağını ama önlem alamazdın daha önceki yaptıklarında. Uzak köşeye 90'ı vururdu. Şimdi hem biliyorsun hem de önlem alıyorsun. Çok rahat kafan rahat şekilde. Ligde de bir iki kere denedi. Tak diye blokluyorlar onu. Yani karşısındaki sağ bekler hemen biliyor ki çekecek uzak köşeye vurmaya çalışacak. Zaha hareketi o. Ama yani onu ne yaptı bu şu adamın patlayıcı bunun Space Jam'deki bir yeteneklerini çalmışlar adamın yani. Zaha büyük ihtimalle Zaha şu bu anda değil ya. Malibu'da falan bir yerde tatilde abi. Kuzeni geldi bak saçları falan da değişik. Büyük ihtimalle bu Zaha değil. Zaha gelmedi henüz. Zaha 2022'de öldü. Yossi Kuhar yerini aldı. Tabii öyle bir şey baba ya. Ne yaptınız lan bu çocuğa ya? Evet. Zaha bu bildiğin Geri Rodriguez falan ya. Geri Rodriguez bile bu maç iş yapabilirdi biliyor musun? Prime Geri Rodriguez. Zaha'nın yerinde daha fazla iş yapabilirdi. Şey gibi oluyor böyle veteran ünlü yıldızların maçları oluyor ya böyle. Vallahi. Ferrari pilotu da oynuyor falan mesela o maçta. Bir anda böyle Zidane nostaljik eski hareketlerinden birini yapıyor. O böyle Twitter'a düşüyor. Zaha'nın mesela Manchester United maçında atıyor bir tane acayip bir gol. Tabii. Öyle bir durumda şu anda. Vay be mihrap yerine var. Oynası oynarmış falan. Dalo ya gerçekten 3 kere aldı o ikiliyi ya. İnanılmazdı ya. Gerçekten. Evet. Ama abi bir kendi yaptığın şeylerin de bir kısmını yap en azından ya. Bir kısmını görsek zaten bir kısmını yapsaydı Prime Zaha'ya ihtiyaç yoktu yani. Hafif form tutan Zaha da bu maçı alırdı. 3-1 alırdı Galatasaray. Abi ya o 3-1 alırdı net. Okan Hoca'nın ekibinin yaptığı gerçekten hayal edilebilir bir şey değil ya. Yani şu ortamda 70 dakika eziyorsun rakibi inanılmaz. Oyuna soktuğun adam bak Ndombele'nin durumu. Ben onu biliyorum. Ben çok uzun süre öğrenci evinde yaşadım. Bir tane evin tembel, çok kalabalık yaşarsın ya evde. Evde bir tane tembel arkadaş vardır. Kavurmayı, dandik kavurma odur o. Kavurmayı son böyle bir sıyırır. Dizisini izlemeye devam eder. Kanka bunu topla dersin, kaldırırız der. Üç ardı marketten alınmış kavurma. Dandik kavurmayı toplamaz onu. Yarım ekmek durur orada. Onu kaldırmaz. Böyle göbeğini oluştura dizisini izler evde. Ndombele şu anda o karakter abi. Bak büyük ihtimalle Torreira da evde tek kuzu çeviriyor. Tek seferde kuzu yiyor ama o sahada yakıyor abi onu. Torreira böyle bir enerji yok. Abi diğeri oyuna giriyor. Isınma görüntüsünü gördün mü Ndombele'nin? 5-2 de ortaya koymuşlar. Hani ortada mı? James Harden mi takılıyor ama şey olanı. Beni takaslayın James Harden'ı. Evet. Takaslayın beni bak kilo aldım ya. Abi olamaz böyle bir şey ya. Abi şöyle. Ya insan bir utanır. Bak ben bir ayda 8 kilo verdim. Veriliyor. Vallahi Ndombele kardeşim. Harbiden veriliyor ya. Biraz yani isteyeceksin düz bunu. Düz dur ya. Ekmek yeme ya. Ekmeksiz ye ya kavurmayı. Ekmek. Kavurma ekmeksiz ye abi. Bak şu yok ya. Mehmet Yeşil yok ya abi. Şunu yapmıyoruz yani en sonunda. Aa bak bunu sıkıracağım. Ya şöyle. Şimdi Ndombele benim hiçbir zaman sıcak baktığım bir oyuncu değildi. Temmuz ayında da bir adı anıldı. Ağustos ayında da anıldı. Ben iki şey dedi. Hatta bir tane benim yangın yayınım var meşhur. Eylül başı, Eylül 1. Artık 8 numara alarm verip yaptığım yayında. Ben Ndombele hiçbir zaman ihtiyaçlara uygun bulmadığımı söyledim. Yok 6-8 oynar, yok 6 da oynayabiliyor, yok 2007'de altyapıda 6 numara oynamış falan. Böyle çok şey geldi bana. Tepki de gördüm geldiği gün. 6 oynuyor abi sen 6-8 mi 8-10 mu anketler falan yapılıyordu. Öyle değil yani. Ndombele'yi biliyoruz biz yıllardır. Yani Ndombele bilinmeyen bir karakter değil ki. Ndombele çok iyi çıkışı yaptı. Tam FIFA'daki şey böyle. Hani eforlar oluyor ya. İşte work rate. Hücumda mid diyor, savunmada low abi budur yani. Evet, savunma eforu yok bu adamın yani. Hiçbir zaman sana o geri koşup Torreira'nın çıkar topları çıkarmayacak bu adam. Gelmeyecek, kadraja girmeyecek yani. Bu adam 8 numara deyince bile 8 olmuyor. Zaten 8 numara değil. Ama 8-10 da değilmiş yani. Benim hatta geldiği gün ki Vecino çok büyük tepki çekmişti. Ama Vecino'dan sonra
Vesino'yu bu arada Okan Hoca istemiş. Ben bunu o gün de öğrendim. Ve planında varmış abi, Kaan Ayhan'la yaptı. Hocadan öyle öğrenmedim bu arada. Hocayla konuştum diye. Hocayla bu sene ilk defa konuştum. Vesino günü Endombele'nin adı geçtiğinde de ya bunların alakası yok demiştim. Ama ben hücumda daha fazla şey bekliyordum ya. Adam hücumda yok, savunmada yok. Yanından geçiyorlar, umurunda değil. Yani baba eskiden de umurunda değildi de bir aksiyon görüyorduk. Dripling üstü pas, dripling üstü şut falan. Yani topla hareket edemeyen Endombele ya, olabilecek en kötü senaryo. Tek bir artısı var. Kontratı 1 yıl. Kiralık yani. Ben olsam derim ki yani zaten şu anki formülü zaten oynayamaz. Kerem'le Kerem Demirbay'la Oliveira'yla Endombele'ye vereceğim süreyi veririm. Ocak ayında da 8 numaramı bakarım. Gerçek bir 8 numaramı. Galatasaray hala son 16'ya kalacak güçte, konumda. Manchester'ın kazanması da bence iyi oldu. Onu da şöyle bir parantez açayım sana. Şeyi bitirmeden Endombele'yi, yani Endombele bayağıdır evde yok tam anlamıyla. Çok iyi bir çıkış yaptı. Kalitesini çok ispatladı. Premier Lig seviyesinde çok iyi maçları var ama çok geçti o dönemin üstünden. Şimdi Galatasaray'ın bu transfer döneminde hemen alıp hemen Şampiyonlar Ligi maçlarında hazır bir halde oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani geçen sene senin de bunu daha önce ifade ettiğin durum. Sol bek lazımdı, orta sahaya bir kuvvet takviyesi lazımdı. Yine o lazım şu anda. Yine Nelinho'yu evet kesip Bayern maçında Kazımcan'ı da oynatıyorsun. Kazımcan vardı zaten ve soru işareti diyorduk. Yine iki eksik var şu anda. Öyle bir problem var. Yani Endombele bundan iki ay sonra dedi ki ben babacığım kilo veriyorum, hayatıma çeki düzen veriyorum, çok da iyi futbola döneceğim, antrenmanlar yapacağım dese de ihtiyaç olan dönemi geçmiş oluyoruz zaten. Yani Galatasaray hemen gelip formayı giyip sahaya çıkacak. Pazartesi gel başla oyuncusuna ihtiyacı vardı. Ya Galatasaray'ın transferlerinin aslında Kasım transferi olduğu çok belliydi. Milyoner de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde 1.000.000 puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok 1.000.000 puan, o kadar çok eğlence. Milyoner.